Evet gelişmeleri aktardık her zaman olduğu gibi spor ajansına konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün Savaş Çorlu ve Taner Karaman bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Merhaba. Evet Süper Lig'de hafta başlayacak tabii ki lig karşılaşmalarını konuşacağız ama biz öncelikle hemen bir dün akşama gidelim. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci öneleme turunda Nefci Bakü karşısında aldığı 3-1'lik galibiyeti konuşarak başlayalım. Savaş, ben sana döneyim. Kadroda bir rotasyon bekliyorduk aslında. Ee, beklediğin gibi oldu mu e, o rotasyon ve nasıl bir görüntü verdi Galatasaray? Evet, rotasyon bekliyorduk ama böyle dört e, tane kritik noktalarda beklemedim açıkçası. ya yani. Tabii ki Başakşehir ve Fenerbahçe maçları var. Yine ondan önce UEFA Kupası maçları var. E, takım da sezon başı olması kaydesiyle, hocanın rotasyonu kendisi de zaten ifade etti. E, takımın genel olarak baktığımız zaman. İlk hafta Gaziantep Bol Kulübü. Bu hafta da Nefşi Bakü. İlk 30 dakika özelinden değerlendireceğim ilk önce. Hem evet. lig maçı hem de bu maçta 30 dakika özelinden inanılmaz performans. Koşan, pres yapan, mücadele eden. Bu futbolu tabii ki e, takım birçok oyuncu yeni. Kondisyoner, skat biri yeni. Ama e, dokunuşu çok net belli oluyor. Bunu artık 40, 45, 50, 60 ve ilerleyen haftalarda 90 dakikaya da yaymak zorundalar. Maçta ön plana çıkan isimler çok net Diagne, yani Cagney'i Cagney. e, öne koyabilirim. Cagney'in iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve daha önceki dönemlerde olduğu gibi sosyal medyadan uzak, eskisi gibi o polemiklerden uzak bir Cagney var. Sadece e, işine odaklanmış bir Cagney var. Hazırlık dönemini iyi geçirenlerden bir tanesi. Attığı iki gol özellikle Odines'in adrese teslim pası. İki oyuncu bir, iki ileri bir geri yapıyor böyle. Yani orada gerçekten akıl dolu gol var. Evet hava topuna çıkıyor. Sıradan bir gol gibi gözükebilir ama tam bir golcü kokusu alıyor. Yani orada iki oyuncuyu şaşırtıyor, geri çekiliyor. İki oyuncuyu oradan fark etti mi Taner orada yani? Böyle evet. ileri çıkıyor, geri geliyor. Oyuncuyu orada şaşırtıyor ve Acaba çok temiz o bir gol. Acaba Kasımpaşa Paşa performansını bu sezon biraz görebilir ee, miyiz ee, Fazlasını görebiliriz bence. Daha da fazla. Yani bak burada herkes şimdi şunu söylüyor. Diyor ki işte Falcao var, Falcao oynar mı? Ben e, takım biraz daha böyle koşmaya başladıktan sonra dediğim gibi 30 dakikalık performansı 40-50-60'lara yaymaya başladığın anda çift forvet görebiliriz yani. Falcao, Cagney ikisini hmm. aynı anda görebiliriz. Atan da attıran da olabilirler. Çünkü Falcao'da da geçen seneye göre çok fark var. Daha çok koşuyor, daha çok mücadele ediyor. Geçen seneki o sakatlıklardan kurtulan bir yani Falcao var. Zaman zaman dillenecekler, zaman zaman bir arada da oynayabilecekler. Ya dün genele bakıldığı zaman Falka'yı bir önceki maça göre hiç aratmayan bir Cagney vardı. Cagney'i şaşırtacak yani. O Cagney'i eleştirenleri hatta maç günü satış haberleri, işte transfer haberleri, takımdan ayrılacak haberleri bireysel performansının eksik olduğu yönde eleştiriler vardı. ne bize şunu gösterdi. Bireysel olarak da takım oyuna da uyum sağlayan bir Cagne izletti. Genel olarak bakıldığı zaman Taylan'a ayrı bir parantez açmak lazım. Taylan yine Gaziantep maçının olduğu gibi bu maçta da görevini çok iyi şekilde yaptı. Lines, yani Omar'ın o dinlendirildiği pozisyonda o da herhalde aynı meslektaşı ve aynı zamanda vatandaşı olan milli takımdan da arkadaşı. Onun gelmesi Lines'i de yaramış. Saratçı e, dün akşamın iyilerindendi. E, genel olarak Belki biraz klasik olacak ama Belhan da yine dün e, ilk yarıda bekleneni veremedi. Sağda hayal kırıklığı yaratanlardan bir tanesi soydu. İkinci yarı Babel yoktu. Ben ilk yarı Babel'i beğendim. İlk yarı o takım oyununda Babel özellikle bulunduğu kanattan işte direkten dönen topu vardı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pozisyonlar vardı. Genel olarak ben takımı beğendim. Hı -hı. Ama e, şunu net olarak ifade etmem lazım. Bu performans, bu tempo biraz daha yayılması lazım. Yayıldığı anda çok daha farklı galibiyetler. Onu çok daha da... detaylı soracağım. Şimdi Taner'den de bir genel değerlendirme almak Tabii. istiyorum. Şimdi Taner biz aslında konuştuğumuzda Gaziantep maçıyla birlikte çok da aldatıcı olmaması gereken bir hmm. performans olduğu yorumları çok fazla geldi. Gaziantep'in performansından da dolayı. Şimdi bu maç ne kadar fikir verdi Galatasaray ile ilgili? Birincisi Gaziantep maçında şunu görmüştük. Galatasaray'ın fizik gücü geçtiğimiz yıla göre çok daha ileri seviyelerde. Evet. Geçtiğimiz yıl e, oynanan maçlardaki koşu mesafesinde ya da birebir ikili mücadelelerde çok gerilerde olan bir Galatasaray vardı. Şimdi Skat Pir anlaşması gerçekleştikten sonra Gaziantep maçında ikili mücadelelerde ciddi bir üstünlüğü olan bir Galatasaray vardı. Belli başlı oyuncuların çok daha iyi bir performans sergilediğini gördük. Şimdi Nefçi Bakü karşısında da benzer profil devam etti. Takımın fiziksel anlamda ayakta kaldığını görebiliyoruz. Bu önemli. Oyun içerisindeki mücadeleye baktığımız zaman Çadne'nin geçtiğimiz yıl eleştirilmesi ya da transfer edildiği dönemki ikinci yarı performansının eleştirilmesi son derece doğaldı. Çünkü Galatasaray tarihine gelmiş geçmiş en kötü performanslarından bir tanesini sergiledi Çadne'ye geldikten sonra. Ama bu sene kıpırdanma var. Bunu görebiliyoruz. Falcao ile olan rekabet bunda bir etken olabilir. Çünkü ilk getirdiğinizde Çadne mecburiyetten daha doğrusu şöyle söyleyeyim sana mecburuz durumundaydı Rekabet ortamı yoktu. çadine oynamak zorundaydı. Oyuncunun da mental anlamda, zihinsel anlamda ciddi bir boşluğu vardı. Ve bu da Club Brüjde sonrasında kadro dışı kalmasına sebep oldu. Galatasaray'da yine benzer süreçleri yaşattı ama şu anda... Belki bir, de o kadro dışı kalma bir dibe vuruş sonrası yükselme olarak da değerlendirilebilir. Evet öyle bir hani. terim vardır yani dibe vurmak lazım daha yukarıya çıkmak evet. için. Yani oyuncu gitti, çok... Hani naif bir ligde bile kadro dışı kaldı Club Brugge'de. Ve şu anda Galatasaray'da belli ki bazı şeyleri farklı düşünüyor artık. Farklı bir bakış açısı var. E, aklı sahada olduğu zaman iyi işler yapan bir oyuncu olduğunu zaten Kasımpaşa döneminden biliyoruz. O dönem bile aklı çok sahada olmadığı bazı durumlar yaşıyordu. Ama şu anda e, ilk iki maçta, ilk maçta çok fazla süre al, almadı ama bu karşılaşmada oynadığı futbol... Bence kıymetliydi. Bunu önümüzdeki haftalara yayabilir gibi geliyor. Bu maçı tabii başka bir noktası, ülke puan açısından Galatasaray çok önemli bir galibiyet evet. aldı. Dün Ukrayna temsilcisi 21'deki maçta 2-1 kazandı. Ukrayna'da bizim ensemizde. Yani bir sonraki yılın şampiyon takımı daha sonraki sene dolaylı yoldan bile Avrupa'ya gitme, Gidemeyi şampiyonlar bilir. gruplarına gitme şansını kaçırmaması için bizim mutlaka Ukrayna'yla olan bu yarışı önde bitirmemiz gerekiyor bu sene. Yani bu sene sadece takımlarımız kendi rakipleriyle mücadele vermiyor. Aynı zamanda Ukrayna'yla da mücadele evet. veriyoruz. Dün akşam Ukrayna kazandı, biz de kazandık. Dün eğer Galatasaray kazanamasaydı Ukrayna ile olan puan farkımız iyice azalacaktı ve muhtemelen bizi bir sonraki haftalarda geçebilirlerdi. O yüzden bu sezona biraz böyle bakmamız gerekiyor her takımın. Cagnelli gibi bir şey daha evet. ilave Mesela 90 dakika sahada şu an eden herhalde tek adamdı. 90. dakikadaydı. Uzatmalarda bile cahil koşuyordu hala. Pres yapıyordu ve top istiyordu. Yani o bireysellikten çıkmış takım oyuna da artık adapte olmuş vaziyette. En önemli etkenlerden bir tanesi tekrar söylüyorum o sosyal medyadan da uzak kalmış. Çünkü ikinci geleceği özellikle bu Kasımpaşa'dan transfer olduğu zaman arabayla resimler sosyal medyada taraftarla polimeye girmeler ya bunlar ben hep söylüyorum futbolcuya yakışmayan şeyler ya. Bir eleştiriye karşılık hemen cevap vermeyeceksin. Bir şey olduğu zaman karşı hata geçmeyeceksin. Sadece işine bakacaksın. Rekabetin Mutlaka işe yaradığını düşünüyorum. E de yaramış bu. Yani bir mevkinin 3 tane oyuncusu olması arka plandaki oyuncu her zaman ateşler. Şimdi 2013-2012 sezonuna bakalım. 5 tane golcü vardı takımda. Drogba, Burak, Elmander, Necati, Umut. Bu 5 tane golcü o günün şartlarında sayalım. Bugün şu anda her takım o koyarsa koynar. Şu anda forvet sıkıntısı da var birçok um, takımda. Umut'u kenarda tutabiliriz ama. Onu da o günün şartlarında. Evet, Bugün şartları değil. O günün oldu. şu anda. Tabii. Takımları. Elmander, Umut, Umut, Necati. Ki Umut sonrasında oynadı bayağı. Bir. Bayağı oynadı. Maçlar kazandırdı, Avrupa'da goller attı. O 5 golcü arasında şimdi 2 tane yani Drogba, şey, Falcao, Jack arasındaki rekabet o günkü 5 golcüden hangisi geldi? Ve bu arada birçok maçta da çift o beş golcü arasında tek forvet çıktığı maçlar vardı. Çift forvet çıktığı maçlar da vardı Fatih Hoca'nın. Şimdi buradaki sistem nasıl olacak? Zaman zaman bakacaksın ki üçlü savunma olacak, 3-5-2 olacak, 4-4-2 olacak. Ama iki futbolcuyu aynı anda göreceğimiz maçlar birçok kez olacak bak bunu çok net. Çünkü dün akşamki ne performansı bunu gösterdi. O 90. dakikadaki topu istemesi, koşması, pres yapması Mesela ol evet. işte forvet belki olmasa bile en azından bu çok uzun periyotta e, neden gerçekten e, son derece güvenerek faydalanabileceğini de Fatih Terim'in görmüş oldu. E, tabii ki kırılmanlar olacak, maçı çevirmanları evet. bazen çift forvete çıkacak. Yani sıkıştığı anda belki 10 dakika, belki 20 dakika, belki 5 dakika bunları göreceğiz ya da maça başlayacak şekilde de göreceğiz ama iki oyuncunun formda olması, iki tane eleştirilen oyuncunun bu çok önemli bir şey yani. Demek ki çok hep söylediğimiz bir şey vardı burada. Diyorduk ki Falcao da Jack ne hazırlık dönemi geçirmedi. Falcao hmm. Kasımpaşa'dan gelirken bile evet 20 gol atmış olarak geldi ama takımı tanımıyordu. Takımla e, bir arada sezon boyu e, doğru düzgün o uyumu sağlayamadı. Ama şu anda bir ay boyunca takımla beraber çalışan hem Jack ne vardı hem Falcao vardı. Bu azlık dönemi belli ki Galatasaray'da iyi geçmiş. Evet. Bütün oyuncuların üzerinde hem fiziki anlamda hem mental anlamda hem takım anlamında çok net görüküyor. Biraz belki Scott Piri de bir 10-15 gün erken gelmiş olsaydı daha o da daha çok daha farklı, farklı olurdu. O da pandemi süreci tabii Amerika'dan gelmesi, sürecin evet. uzaması bu da önemli etken oldu. Yani bundan sonraki süreçte Scott piriye çok iş düşüyor. O 45 dakikalık yani ilk yarıdan sonraki e, tempoyu biraz daha yayacak olan, yaydıracak olan kişi de yine Scott piri'dir. Ya takım seremoniye çıkıyor oradaki 3-4 dakikalık bölümde bile oyuncuları artık e, ısındırıyor yani. Böyle bir sistem yakalamış Futbolcuların çekeceği var ama çeksinler. Böyle fazla e rahat yapmaya gelmez. Tabii bu uzun periyodda böyle şeylere gerek olacak. E, Taner peki Nasıl? rotasyondan bahsettik. Bu rotasyonda e, sana göre bekleneni veremeyen isimler kimler oldu? E, tabii şunu da bu arada e, araya böyle sıkıştırayım. Yani e, Nefçi Bakü e, çok kıymetli bir takım. Kıymetli bir ülkenin kıymetli bir takımı. Ve çok tabii önemli ki. yatırımlarla e, bu noktalara gelmeye çalışıyorlar. Ama e, Nefçi Bakü Türkiye standartlarında değerlendirdiğimiz zaman hangi e, takımın seviyesine koyabiliriz kısmı bende soru işareti şu anda.